Selamlar herkese. Selamlar herkese. Geçen ara videomuzda kovanımızı kontrol etmiştik. Baktık ki aramız artık sıkışık, yumurta atacak yer yok. Bu yüzden ya bölmemiz lazımdı ya kat atmamız lazımdı. Buradaki aracı abilerimle konuştum. Öyle kesin bir şekilde bölmen lazım gerekir dediler ki hiç dediler kat atma, burada kimse kat atmıyor. Mayıs'tan sonra çam balına kadar hiçbir şekilde bal alamazsın dediler. Çam balını almak için de arıyı hazırlayıp Eylül'de çama götürmen lazım. O zaman çam bal alabilirsin dediler. Ama ben usta arıcılarımıza inat bu yıl aramıza kat atacağım ve durumu gözlemleyeceğim. Bakalım Haziran'ın başlangıcından yazın sonuna kadar bal alabilecek miyiz? Kendimiz deneyip kendimiz görmek istiyoruz aslında. Narenciye şu anda akımı bitmek üzere. Ben kat attım. Buradan bal alamazsak yine kovanımızı böleceğim. Çünkü burada sıcaklıklar Eylül, Ekim, Kasım'a kadar devam ediyor. Önümüzdeki sezon iki kovanı çok acil güçlendirip etrafımızdaki portakal balını almaya çalışacağız. Şimdi ne yapıyoruz anlatmak ister misin? Şimdi tatlım, o kadar çok kat atma yöntemi var ki iklime göre, şehire göre, kendilerine göre ben normalde klasik bir kat atma yöntemi deneyeceğim. Bu kovan arılarımızın ilk kovanı. Bu eski kovanı katlık olarak ayarladık. Ben güzelce bunları boyadım. Ham peteklerimizi ayarladık. Şimdi bakalım kovanımızı açalım. Alt kattan iki kapalı yavru alacağım. Şerbetliği yukarı koyup beslemeye devam edip iki temel peteği aşağıya atıp bir temel peteği yanda bırakacağım. Şimdi başlıyoruz. Şöyle güzel bir kapalı yavru bulalım. Yeni attığım peteklerde çok güzel kapalı yavrular vardı. Şurupluğu çıkaracağım. Alttaki erkek gözlerini keseceğim. Kapalı erkek gözleri var. Şimdi şerbetliğimizi tekrar sağ tarafa koyacağım. Şimdi ana arının altta kalmasına dikkat edeceğim. Üstte kalsa da pek bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü ana ızgarası atmıyorum. Haziran'da atmayı düşünüyorum. Bu yeni peteğimizden bol kapalı yavrulu larvalar var. Boşluk yerlerde günlük yumurtalar var. Böyle harika güzel bir petek. Çok güzel çalışıyorlar değil evet, mi? Bu katımızın peteği. Bak şuradan arı çıkmaya çalışıyor, bak şuradan. Evet, kapalı gözlerden çıkmaya çalışıyorlar. Çok güzel. Artık yer kalmamış böyle. Ana arıya yumurta atacak yer kalmamış. Bu aday. Şurada ana arı yüzüğü yüzük yapmışlar. Bunu bozalım. Ne yaptık canım? Tatlım iki tane güzel kapalı yavru ayarladık. Erkek gözleri var ama bunları ana arı ızgarası atarken silkeleriz. Bunu alıyorum. Şimdi tatlım iki tane kapalı yavru buraya aldık. İki tane kapalı yavru buraya aldığımız için ikinci ve dokuzuncu çıtaya ham petek vereceğiz. Ben ham peteği verirken şöyle şerbetli sudan fıs fıs yapıyorum. Bu ne için? Arı üzerine daha çabuk geliyor. Yani yabancılık çekmiyor. Çünkü kovana yeni bir koku, yeni bir cisim giriyor. İkiye koyduk. İkinci ve dokuzuncuya koymamızın amacı nedir aşkım? Tatlım normalde 2 ve 9'a konuyor. Bunun amacı duvar çerçevesinin bir önüne. Bu şekilde daha hızlı ve daha iyi örüyorlar. Bu petekleri de ördüklerinde ben bir petek daha veririm. Burayı 10 çerçeve yapmış oluruz. Ya, arı gibi çalışkan dedikleri gerçekten doğru yani. Çok çalışkanlar. Tatlım çok hızlı petek örüyorlar. Biz de diyorum ya kavarmış petek olsaydı bu sene buradan narenciye balı çok rahat alırdı. Evet. Kavarmış peteğimiz yoktu. Her şey bizim için tecrübe. İlk yılımız. İlk deneyimlerimiz. Şu an havalar artık sıcak gidiyor. Gece ve gündüzde herhangi bir sıkıntı yok. Onun için bu alt katın bu tarafına herhangi bir şey koymayacağım. Zaten 2-3 gün içerisinde bir çerçeve daha atacağız. Çerçeveyi koyuyorum. Şimdi katımızı koyalım. Çok heyecanlı. Şu yanda arılar ölmesin diye, sıkışmasın diye uğraşıyorum ama yine sıkışan olacak. Ben bir yandan böyle çekiyorum, bir yandan da böyle film izler gibi izliyorum şu anda. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun şimdi buradan.
hem üste çıkabilecekler. Katımız oldu. Petekler birbirine değmiyor. Izgara koyduğumuzda da sıkıntı olmayacak. Ben ana ızgarasını zaten çıtalı bir ızgara kullanacağım. Arada büyük mesafe olsun diye. Şimdi bunlara biraz besleme yapacağım. Stokları var ama daha çabuk yorsunlar petekleri. Havalar güzel gidiyor dediğini söylemiştik ama biz neme lazım? Koruyucu straforumuzu koyduk. Z şeklinde de katımızı örtelim. Neden Z şeklinde? Halım burası çok soğuk olabilir. Buradan içeri soğuk gitmesin. Üstten şeyi korumamız lazım, izolasyonu. Tabii ki bu yetmiyor. Eski örtümüzü de koyuyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Artık çift kat bir kovanımız var. Evet aşkım, artık çift katlı bir kovanımız var. Dediğimiz gibi bu yıl bunu deneyeceğiz. Arı petek ördükçe petek vereceğiz. Ya gelişmeleri aktaracağız videolarda. Biz de daha yeniyiz. İki çıta bir arıyla kabarmış petek olmadan acemi bir arıcı başarabilir mi, başaramaz mı? Bunu böyle göstermeye çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.